dinleyicilerimiz Denizli'de programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şu anda yanımda ismi ayrı güzel, işletmesi ayrı güzel bir hanımefendi var. Şahnuray Hanım bizleri konuk ettiler. Şahnuray Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Bu mekana geldik, çok daha iyi olduk. Kesinlikle huzur veren bir mekan olduğunu düşünüyorum. Ne kadar süredir faaliyette? Ben 5-6 yıl boyunca restoranlarda çalışmıştım. Daha sonrasında en büyük hayalim kendi işimi kurmaktı. Burayı da balığın fast food anlamında hızlı ve kolay yenilebilecek, çok fazla paralar harcanmayacak bir ürün olduğunu düşünüyorum. Antalyalıyım, balığı çok seviyorum. Bizim orada gerçekten yaygın balık tüketimi var. Ama Denizli, evet, denize uzak. Ama hep balık ağır restoranlarda yenilebilecek bir ürün gibi görülüyor. O yüzden böyle bir şeye karar verdim. Fast food şeklinde balığı kolay hale ve ucuz bir şekilde yenilebilecek bir halde müşteriye sunuyoruz. Ürünlerimiz fast food olarak burada satışa ve sunuma hazır hale geliyor. Peki hangi ürün ve ürün grupları bulunuyor acaba? Genel konseptimiz balık ekmek üzerine. Hemen ayaküstü 2 dakikada siparişin hazır olacağı açık büfe bir salata barımız var. Müşterilerimiz, biz ekmeğin içine hiçbir şey koymuyoruz balık dışında. Ne seviyorlarsa 12 çeşit yeşillikten ve sebzelerden kendileri sevdiği şekilde ürününü dolduruyorlar. Böyle pratik ve hızlı, ileride AVM'lerde inşallah hani hamburgerlerden ziyade biraz daha sağlıklı olan balığı bu sektörde ilerleyeceğini düşünüyorum açıkçası. Gerçekten çok tatlı bir konsept olur diye düşünüyorum. Çünkü AVM'lere gittiğimizde genelde biz de sürekli yolda olduğumuz için AVM'leri tercih ettiğimizde genelde daha böyle hazır, daha çabuk hazırlanabilecek ama sağlıksız olan yiyecekleri görebiliyoruz. Ama balığı kesinlikle bu standlarda görmek isteriz ki Türkiye'de de şu anda pek fazla uygulanmadığını biliyorum. Umarım ilk yapanlardan bir tanesi siz olursunuz. Peki hangi balık çeşitleri var? Neleri yiyebilirler burada? Bizim 8 çeşit balığımız var. Hamsi, sardalya, ekmek arası kalamar, ekmek arası midye tava. Midyeyi de yine tarator sosla ekmeğin içerisinde servis ediyoruz. Kalamarı aynı şekilde hep porsiyon olarak da yapıyoruz. Ekmeğin arasında da yine tarator sosla servis ediyoruz. Levrek, çupra gibi olmazsa olmaz ürünler ve balık ekmek denince akla gelen mezgit en çok giden ürünlerden oluyor. Daha çok ekmek arası ürünlerimizden bahsettik ama aynı zamanda sanırım salata şeklinde de balıklarımız mevcut. Evet, şimdi diyetli olanlar için herkes ekmeğin arasında yemek istemiyor. Ekmeklerimizin içini alıyoruz, hamur kısmını alıyoruz. Öyle olduğu halde ben ekmek tüketmek istemiyorum diyen müşterilerimiz için de yine mezgit balıklı salatamız, spesiyelimiz var. Ya da porsiyon şeklinde de ürünlerimizi hazırlıyoruz. Daha çok Karadeniz bölgesinde yaygın olan bir şeyi sizlerde de görmüş oldum. Daha çok Karadeniz bölgesinde balığın yanında helva temin edilir ve sunuma hazır hale getirilir. Sizler de sanırım yanında mı yoksa sunuyorsunuz yoksa tercih üzerine mi? Şöyle ki, balık denizlerdeki kirlilik ve içerisindeki fazla fosfordan, omega 3'ten dolayı insan vücudundaki şeker dengesini düşürür. Balık sindirimi açısından ve mideyi rahatsız etmemesi için özellikle tahin helvası tercih ediliyor. Çünkü tahinin içinde şerbetli tatlılar daha ağır olacağı için tahin biraz daha hafif kalıyor. Bir de balık öldüyse üzerine helva yenir diye bir söz var. Kötü de bir esprimiz var burada. Genelde müşterilerden duyuyorum, balık öldüğü için mi helvasını yiyoruz diye. Aslında tamamen kan şekerini düşürdüğü için biraz daha vücuttaki dengeleri oturtması açısından tahin helvasını daha çok yanında tercih ediyorlar. Peki şimdi Denizli'de deniz olmadığı için deniz ürünlerini tedarik etmenin biraz zor olduğunu düşünüyorum. Sizler nereden temin ediyorsunuz ürünlerimizi? Günümüzde yani Türkiye'de balık sektöründe yurt dışına kadar ihracatı, ithalatı yapılabilen bir sektör. Ben sezon balıklarını firmalar aracılığıyla Bodrum, Antalya gibi yörelerden temin ediyorum. Firma kendi fabrikasında Sağlık Bakanlığı'nın yine standartları içerisinde balığı toplayıp fileto halde temizliyorlar. Hiçbir üründe kılçık, kafa ve kuyruk bulunmamakta. Tamamen kılçıksız halde ürünleri -38 derecede şoklayarak
bize getiriyorlar. Biz de burada -18 derecede muhafaza edip günlük olarak taze taze çözdürüyoruz. Efendim, burada özellikle Şahnuray Hanım'a bu soruları soruyorum ki ne kadar bilgili olduğunu görün diye. Sadece işletmecilik yapmıyor aslında. Direkt işiyle birebir ilgili ve nedir, ne değildir, nasıl uygulanmalı, nasıl pişirilmeli, bunlarla alakalı çok bilgili bir isim kendisi. Uzun yıllar yapmış, aynı zamanda da çok sevdiği bir iş olduğu için zaten bu işe girişmiş. Değerli bilgilerinizi bizlere ve ekran başındaki izleyicilerimize aktardınız. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak kendilerine söylemek istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim ve röportajımızı sonlandıralım. Denizli Kampüs bölgesinde hizmet vermekteyiz. Herkesi iş yerimize de beklerim. Herkes her zaman kapımız açık. Bu şekilde. Öyleyse bizler de izleyicilerimize diyoruz ki Facebook hayatımızdan hiçbir zaman çıkmayacak. Öyleyse Facebook hayatımızdan çıkmıyorsa biz de sağlıklı olanını tercih edelim diyoruz. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.